Çok edemeden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nüfus piramitlerinden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde dünyada nüfusun dağılışı, dünya nüfusun özelliklerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise nüfus piramitleri neler? Bunları gördüğümüz zaman o ülkenin gelişmişlik durumları, doğum ölüm oranları ile ilgili yorumlarımız ya da yapmamız gereken yorumlar neler? Onlardan bahsedeceğiz. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimize şöyle bir göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda önce nüfus piramitleri diyeceğiz. Devamında bu piramitlerin temel özellikleri neler onları söyleyeceğiz. Peki dersimiz bittiğinde bu ders bize ne sağlayacak derseniz. Görmüş olduğunuz karşınıza gelen ya da işte haberlerde görmüş olduğunuz bir nüfus piramidi var. Ve bu piramide bağlı olarak o görmüş olduğunuz ülkenin ya da Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili o ülkenin gelişmişlik durumuyla ilgili yorumları yapacaksınız. Peki dersimiz bittikten sonra hemen sıfır buradan ona o coğrafya soru bankası konu özetlik kitabı açıyorsun 122. sayfayı çözüyorsun çok çok önemli bir de dinamo coğrafya soru bankasını bitirmeyi unutmuyorsun tabii ki bu hem bizim TYT anlamında karşımıza soru olarak gelebilecek bir bölüm Aynı zamanda yazılıda da bu sorudan yani bu konudan mutlaka sizin karşınıza öğretmeniniz soru soracaktır diyebiliriz. Şimdi nüfus piramitleri nedir dersek biz genel itibariyle nüfusun sosyoekonomik durumunu belirleyebilmek ve gelecekle ilgili planlamalar yapabilmek için nüfus sayımları yapıyoruz ya. Burada yaş ve yaşın cinsiyetlere göre dağılımı var. Bu dağılımı öncelik alıyoruz. Ve buna bağlı olarak bir politika yürütüyoruz. Yani yüksek doğum oranına sahip olan bir ülke varsa, bu alanda genel itibariyle piramidimizin şu alt kısmı daha geniş bir alana yayılacaktır. Ve bu ülkeler nüfus artış hızını azaltıcı. Piramidimizin alt kısmı eğer ki dar ise o ülkelerde de doğum oranlarının ciddi anlamda düştüğünü ve nüfus artış hızını artırıcı politika uygulayacağını söyleyebiliriz. Ve bizim karşımıza şimdi nüfus sayımı yaptığımızda yaş grupları gelmişti ya burada dar aralıklı bir nüfus piramidinden bahsedebiliriz. Bir de bunun şöyle göstereceğimiz geniş aralıklı kısmı var. Bak şöyle gösteriyoruz. Burada da burayı ikiye ayırdık. Peki niye biz iki piramitte de bu kısımları ikiye ayırdık derseniz piramidin bir kısmı erkek bir kısmı kadın nüfusunu göstermekte. Aynı şekilde burada da böyle. Peki bu, bu sol tarafta benim yapmış olduğum o geniş aralıklı nüfus piramidinde şöyle yapacağım. Şurası 15, şurası da 65 olacaktır. Peki bu bana burada neyi söyleyecektir derseniz. Eğer ki biz şu aralıkta isek burası 0-15 yaş grubudur. Yani genç bağımlı nüfus olarak geçer. Eğer ki biz bu aralıkta isek burası da 65 yaş üzerindeki nüfusu temsil eder. Burası da yaşlı nüfus olarak söylenir. Ama biz bunlar değil de şu aralıkta isek burası da dinamik nüfus ya da aktif nüfus olarak ifade edilmektedir diyebilir sevgili arkadaşlar. işte biz piramitler yardımıyla biz bunu yaş gruplarına göre görüyoruz ya. Bunun şu alt kısmı var ya alt kısmı. Genel itibariyle doğum oranlarını gösterir. Şuraya şöyle doğum oranı diye yazayım. Piramidin şuradaki üst kısmı ise piramidin ölüm oranını gösterir. İşte biz doğum ve ölüm oranlarına göre piramitler hakkında yorum yapabiliriz ve aynı zamanda şurada dar aralıkları görebiliyorsunuz. Ve aşağıda da kişi sayısını milyon kişi olarak burada sayısal değer anlamında bize vermiş. O zaman ben bak dikkat. 0-4 yaş grubuna bakarsam 2.4 milyondan fazla hemen hemen 2.6 milyonluk bir erkek nüfusu var mı? Var. Bak şimdi dikkat et. 0-4 yaş grubunda 2.6 milyonluk bir erkek nüfusu var dedik. Devamı hemen sağ tarafına geliyorum. 2.5 milyonlukta bir kadın nüfusu var mı? Var. 2.5 milyonlukta bir kadın nüfusu var. O zaman ben bu iki sayısal değeri şöyle toplarsam. 6, 5, 11, 1, elde 1, 2, 2, 4, 1 daha 5 yapar. 5.1 milyonluk bir 0, 4 yaş grubunda toplam nüfusum var mı? Ha ben o zaman bir piramide bakarak hangi yaş grubunda kaç kişi olduğunu bulabiliyor muyum? Buluyorum. 1. İkincisi erkekleri toplarım ve erkeklerin toplam nüfusunu... Kadınları toplarım ve kadınların toplam nüfusunu da bulursam İkisini topladığımda ülkenin toplam nüfusunu buldum mu ya da bölgenin nüfusun yaş gruplarına göre piramidin üst kısmına bakarak ortalama yaşam süresini, alt ve üst kısımlarına bakarak doğum ve ölüm oranlarını bulurum ve en önemlisi bir piramide bakarak bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında biz yorum yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bizim birinci piramidimiz birinci tip piramit diye geçer. Az gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi olarak da düşünülebilir. Kenarları içe çökük, nüfus piramidi. Bu piramide baktığımızda sevgili arkadaşlar bak şimdi piramidin mantığına dikkat edin. Piramidin alt kısmı geniş mi? Alt kısmı geniş. Buraya şöyle alt geniş diye yazdım. Üst kısmına bakıyorum. Üst kısmı ciddi anlamda dar mı? Dar. O zaman alt kısmı bu piramidin genişse burada yüksek bir ne olacaktır? Doğum oranı olacaktır. O zaman bu piramide sahip ülkeler yüksek doğum oranına sahip mi? Evet. Üst kısmının dar olması neyi gösterir? Ortalama insan ömrünün düşük olduğunu gösterir. O zaman şunu unutmayalım. Üst kısım darsa bu piramide sahip olan ülkelerde yüksek bir ne olacaktır? Ölüm oranı olacaktır. O zaman şunu unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Bu piramide sahip olan ülkelerde yüksek doğum ve aynı zamanda yüksek ölüm oranı vardır. Peki bir ülkede neden yüksek bir ölüm oranı vardır dersek hemen şöyle ok çıkarıyorum. O zaman bu ülkede sağlık hizmetleri yeterince gelişmemiştir diyebiliriz. Peki bir ülkede neden sağlık hizmeti gelişmemiştir? Çünkü o ülkenin gelişmişlik seviyesi genel olarak düşüktür diyebiliriz. Tamam bak bunu unutmayalım bu bizim için önemlidir. Bu piramide sahip olan ülkeler genel itibariyle az gelişmiş ülkelerdir. Angola, Benin, Burundi gibi ülkelerin piramidi bu şekildedir. Ama buradaki en önemli olay şu sağ tarafta boşluğun kısmı. Sizce bu piramide sahip olan bir ülkenin nüfus artış hızı yüksek midir? Evet şimdi cevapları bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Bu piramide sahip olan bir ülkenin nüfus artış hızı yüksek midir düşük müdür derseniz. Eğer ki şimdi bu genel itibariyle az gelişmiş bir ülkenin piramidi ya. Siz buna bakarak evet gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkelerde Nüfus artış hızı yüksektir gibi bir cümle düşünüp evet bu ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir diyorsanız orada duracaksın. Neden? Şimdi çocuklar biz nüfus artış hızında ne yapıyorduk? Bir ülkedeki doğum oranlarından o ülkedeki ölüm oranlarını çıkarıyorduk. O zaman doğum oranı eksi ne diyorum ben buraya? Ölüm oranı diyorum. Şimdi şuraya dikkat edin. Doğum oranı nasıl bu ülkede? Yüksek ölüm oranı nasıl? Yüksek. E o zaman ben bunların ikisini birbirinden çıkarırsam elime bir değer kalmayabilir. O yüzden bu ülkelerin düşük bir nüfus artış hızı vardır diyebiliriz. Bak tekrar söylüyorum bu ifade bura için oldukça önemli. Kenarları içe çökük nüfus piramidine sahip ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür ve aynı zamanda bu ülkelerde bebek ölüm oranları da oldukça yüksektir. Peki ben böyle bir piramit verdiğinde bunun kenarları içe çökük olduğunu nasıl bileceğim derseniz bunu da şöyle yapabilirsiniz. Piramidi şu kısımdan şöylece kadınları birleştir. Tamam mı? Aynı şekilde erkekleri de böylece uçlarından birleştir. Şu altından da şöyle bu dümdüz çizgiyi çek. Bakın şuradan gördünüz mü? Kenarları ne yaptı? İçe çökük bir vaziyet aldı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu ülkenin en büyük sorunu ne? Bu ülkenin en büyük sorunu sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Eğer ki sağlık hizmetleri böyle ülkelerde gelişmeye başlarsa hem bebek ölüm oranları azalacak hem de ortalama yaşam süresi uzayacaktır. Bu sefer de piramidimiz kenarları içe çökük bir halden ne olacaktır? Şu yan taraflar şöyle biraz daha genişleyecek ölüm oranları azaldığı için ne oldu? İkiz kenar üçgene benzedi diyebiliriz. Zaten düzgün üçgen biçimli piramidimiz de ikinci piramidimizdir. Bu ülkelerde genel itibariyle gene tabanımız nasıl? Tabanımız genel itibariyle geniş. O zaman doğum oranları yüksek midir? Evet. Yukarı kısma baktığımızda burada yaşlı nüfusta bir artış var. O zaman bu ülkelerde ölüm oranları hızla ne yapmıştır? Azalmaya başlamıştır. Bak, yüksek bir doğum oranı var mı böyle ülkelerde? Var. Ölüm oranlarında hızlı bir ne olacaktır? Azalma meydana gelecektir. Bak, ölüm oranlarında hızlı bir azalma meydana gelecektir. Peki, ölüm oranları azalıyor yüksek bir doğum oranı varsa o zaman bu piramide sahip ülkelerde nüfus artış hızı yüksek midir değil midir derseniz evet nüfus artış hızı oldukça yüksektir diyebiliriz. Peki burada hangi ülkeler var dersek Bolivya var Filipinler var ve Hindistan var zaten Hindistan şu anda dünyanın en fazla nüfusuna sahip birinci ülkesi olarak karşımıza çıkmakta sevgili dostlarım. Peki bu ülkelerin ileride yaşayacağı en önemli sorun ne? Yüksek bir nüfus artış hızı, işsizliğin ileriki süreçlerde artmasına sebebiyet verecektir. Peki böyle ülkeler, yani bu piramide sahip olan ülkeler, hemen piramidimizde şurada şöyle göstermiş olalım. Al şöyle çiziyorum. Şurayı da şöyle çizdim. Bakın dikkat ederseniz düzgen üçgen, yani düzgün üçgen biçimli piramide sahip olduk. Diyebiliriz sevgili arkadaşlar bu ülkelerin ileride yaşayacağı en önemli sorun işsizliğin artış göstermesidir. Peki ben bu işsizliğin azalmasını istiyorsam ne yapmam lazım? Doğum oranlarını azaltmam gerekiyor. Eğer ki doğum oranlarını azaltırsam piramidimin tabanı ne yapacaktır? İster istemez daralacaktır ve bir sonraki piramidimiz üçüncü tip piramit yani asimetrik şekilli nüfus piramididir. Ve dikkat ederseniz bu piramide sahip olan ülkelerde son dönemlerde nüfus artış hızında yani doğum oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmakta. Bak bir önceki piramitteki bu 65 yaş üzerindekilerin çizgilerine şöyle bir bakın. Bir sonraki piramitte bu çizgiler biraz daha ne yaptı? Genişlemeye başladı. O zaman burada ölüm oranları azalmaya başladı mı? Ölüm azalır diyorum. Doğum nasıldı? Doğumda ciddi anlamda azalmaya başlamıştı diyebiliriz. Zaten dikkat ederseniz ben bu piramidi şöyle birleştirdiğimde tabanda ciddi bir daralma var ve şeklimiz ne yaptı? Asimetrik bir görüntü aldı diyebiliriz sevgili dostlarım. Ve şunu unutmayalım. Buradaki nüfus artış hızının azalması yani bu durumumuz ülkelerin genel itibariyle gelişmişlik seviyelerinin yükselmeye başladığını söyler. Özellikle dünyada Bangladeş, Çin, Brezilya gibi ülkelerin piramitleri bu şekildedir diyebiliriz sevgili dostlarım. Geldik dördüncü tip nüfus piramidimiz. Bu piramide sahip olan ülkeler genel itibariyle gelişmiş ülkelerdir diyebiliriz. Peki gelişmiş ülkelerde ne olacaktır? Düşük bir doğum oranı olacaktır. Yani doğum oranları ciddi anlamda düşük. Aynı zamanda düşük de bir ne olacaktır? ölüm oranı olacaktır. Düşük doğum ve düşük ölüm oranının olduğu gelişmiş ülkelere ait nüfus piramidi arı kovanı şeklindeki nüfus piramididir. Bak şu piramidimizi şöyle çizdiğimizde bakın piramidimiz şöyle bir hal alacaktır diyebiliriz sevgili dostlarım. Bak bunu unutmayalım. Bu da bizim için önemli bir ifade. Kim var burada dersek Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç gibi gelişmiş ülkelerin piramidi bu şekildedir. Burada şunu unutmayalım. Bu piramide sahip olan ülkelerde yavaş bir nüfus artış hızı görülmektedir. Bu ileride neye sebebiyet verecektir? İş gücü açığına sebebiyet verecektir. Yani çalışan nüfus ciddi anlamda azalacağı için insanlar işlerde çalışacak ama o insanlar yetmeyecektir. Ya biz bu kapsamda dışarıdan ne alacağız, göç alacağız. Bunu da istemiyorsak nüfusumuzun artış hızını artırıcı politika uygulayacağız ve bunda başarılı olursak piramidimizin tabanı da şöyle genişleyecek ve son tip piramidimiz yani çan şeklindeki nüfus piramidi. Bakın dikkat edin ne diyor? Belirli bir süreçte düşük doğum oranlarının sonradan artış gösterdiği ülkelere ait piramittir. Bakın dikkat edin şurada bizim doğum oranlarımızda ciddi bir dönem azalış varmış ve son 15 yıllık süreçte doğum oranlarımızda ne oldu? Hızlı bir şekilde artış yaşandı. Şöyle dikkat ederseniz zaten bu piramidimiz çan şeklindeki nüfus piramididir. Rusya, İrlanda gibi ülkelerin nüfus piramitleri genel itibariyle bu şekildedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gelin şimdi bu öğrendiğimiz bilgileri bu iki piramitte uygulayalım. Bu birinci ülkemiz olsun. Bu da ikinci ülkemiz olsun. Birinci ülkemize baktığımızda kenarları içe çökük üçgen piramit. Yani yüksek doğum ve aynı zamanda yüksek ölüm oranına sahiptir. Ve böyle ülkelerin gelişmişlik seviyesi ne olacaktır? Düşük olacaktır diyebiliriz. Bak o zaman birinci piramidimiz ne oldu? Az gelişmiş ülkelere ait piramit oldu. İkinci ülkede ise düşük bir doğum oranı var. Aynı zamanda düşük de bir ölüm oranı var. Bakın dikkat ederseniz buradaki yaşlı nüfus ile Buradaki yaşlı nüfusa bakın ciddi anlamda büyük bir neyi var? Farklılığı mevcuttur diyebiliriz. O zaman bu ülkede genel itibariyle gelişmiş ülkedir diyoruz. Hemen özelliklere bakalım. Doğum ve ölüm oranları. Birinci ülkede yüksek bir doğum oranı, yüksek bir ölüm oranı var. İkinci ülkede ise düşük bir doğum, düşük bir ölüm oranı vardır diyebiliriz. Tamam bunu hallettik. Nüfus artış hızları. Biz nüfus artış hızlarında Doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkaracağız mı? Çıkaracağız. Şimdi dikkat et. Yüksek bir doğum, yüksek ölüm oranı vardı ya birinci ülkede. O zaman birinci ülkede nüfus artış hızı düşüktür. Aynı şekilde ikinci ülkede de nüfus artış hızı düşüktür diyebiliriz. Kır ve kent nüfus oranları. Birinci ülkede kır nüfus oranı daha fazladır. Az gelişmiş olduğu için ikinci ülkede ise kent nüfus oranı daha fazladır diyebiliriz. Ortalama yaşam süresi birinci ülkede daha kısadır, ikinci ülkede ise daha uzundur diyebiliriz. Okur yazarlık oranı birinci ülkede daha yüksektir. Aman birinci ülkede hemen şöyle değiştirelim çocuklar. Birinci ülkede daha düşüktür, ikinci ülkede ise daha yüksektir. Çünkü gelişmiş, az gelişmiş olarak ne yaptık? Aldık bunları. Eğitim ve sağlık hizmetleri birinci ülkede gelişmemiştir ya da az gelişmiştir. İkinci ülkede ise gelişmiştir diyebiliriz kişi başına düşen milli gelir birinci ülkede azdır, ikinci ülkede ise yüksektir diyebiliriz. Gelişmişlik düzeyi birinci ülkede düşük, ikinci ülkede yüksek. Yaşlı nüfus oranı birinci ülkede az, ikinci ülkede ise fazladır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Biz neye göre baktık? Bu ifadeye o taban kısmındaki yüksek doğum, yüksek ölüm dedik. E bu ülkede yüksek bir ne varmış? ölüm varmış. E yüksek ölüm varsa sağlık hizmeti gelişmemiş. O yüzden de bu ülke az gelişmiş bir ülke olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Şimdi geldik demografik dönüşüm modeli. Peki bu ne demektir dersek? Bakın dikkat edin. Diyor ki ülkelerin doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu aşamadan bu oranların düşük olarak gözlemlendiği aşamaya geçişini ifade eder. O zaman bu demografik dönüşüm modeli genel itibariyle sıralı bir düzende gidecek. Zaten ben piramitleri anlatırken hepsini bir sıra içerisinde anlattım. Dikkat ederseniz ne dedik? Kenarları içe çökük piramit. Sağlık hizmeti gelişmedi. E bunun sağlık hizmeti gelişirse o zaman bu piramit ne olacak? Düzgün üçgen biçimli. E burada yüksek bir nüfus artış hızı vardı. E bunu azaltmam gerekiyordu. O zaman ne oldu? Asimetrik şekilli nüfus piramidi. Eğer ki düşük doğum ve düşük ölüm oranına sahip olursa e böyle arı kovanı şeklinde. Eğer ki belli bir süreçten sonra nüfus artış hızında artış yaşanırsa çan şeklindeki piramide dönüşür. O zaman birinci döneme baktığımızda yüksek doğum ve yüksek bir ölüm oranı var mı? Var. Zaten bizim bu piramidimiz asimetrik şekilli nüfus piramidiydi. Hemen şöyle asimetrik diyorum hemen düzeltelim. Kenarları içe çökük üçgen piramidiydi. Ve bu ülkelerde ne varmış dikkat edin. Yavaş bir nüfus artışı varmış. Bakın doğum oranlarını şurada şöyle yüksek olarak görebiliyorsunuz. Ölüm oranlarını da burada böyle yüksek olarak görebiliyorsunuz ve buradaki nüfus artış hızımız çok az. Gördünüz mü? Sabit kalmış diyebiliriz. Daha sonra doğum oranlarının yüksek ölüm oranlarının hızla düştüğü o düzgün üçgen biçimli piramide geçtiğimizde çok hızlı bir nüfus artışı var. Bakın dikkat edin doğum oranlarım gene yüksek ama şöyle geldiğimde ölüm oranlarımda hızlı bir azalış var ve bu sevgili arkadaşlar hemen şöyle rengimi de değiştireyim oradan da e, bu kısmı anlayabiliriz. Hemen şöyle kırmızıyı aldım. Bakın dikkat edin ikinci dönemde ikinci devrede doğum oranlarım gene yüksek ama ölüm oranlarında ciddi bir azalışım var ve nüfusuma bakar mısın? Nüfus nasıl artmaya başladı? Yani burada hızlı bir nüfus artış hızı vardır diyebiliriz sevgili dostlarım. Devam ediyorum. Bir diğer durum. Doğum oranlarında azalma var. Çünkü tabanımda ne var? daralma mevcut. Ölüm oranlarında bir yavaşlama var. Bakın dikkat ederseniz doğum oranlarında azalış var ve aynı şekilde ölüm oranlarında bir azalış var ve bu ülkede sevgili dostlarım yavaşlayan bir nüfus artış hızı olacaktır diyebiliriz. Daha sonra geldik şuraya Arıkova'nın nüfus piramidine ve bu piramide baktığımızda ise bu piramitte dikkat edin ölüm ve doğum oranlarında ciddi anlamda bir azalış var ve nüfusum olağan süreçte devam ediyor ve daha sonra yani şuradaki dördüncü kısımdan sonra beşinci kısma geldiğimde ne olacaktır? Benim doğum oranlarımda son dönemlerde bir artış Ölüm oranlarında bir azalış mevcut ve burada artan bir nüfus artış hızı mevcuttur diyebilirim. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Bu piramitler bir döngü içerisinde. Biz bu döngüye demografik dönüşüm modeli diyeceğiz diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte nüfus piramitlerinden bahsettik. Eğer ki piramidimiz asimetrik şekilli ise yüksek doğum, yüksek ölüm oranına sahip. Eğer ki piramidimiz düzgen üçgen biçimindeyse bu piramide sahip ülkelerde yüksek bir doğum oranı var ama ölüm oranlarında ciddi bir azalma var. Eğer ki piramidimizin tabanı böyle son dönemde hızlı bir şekilde daralıyorsa doğum oranlarında hızlı bir azalışın olduğunu söyler. Eğer ki piramidimiz bu şekilde ise düşük doğum ve ölüm oranına sahiptir. Eğer ki piramidimiz bu şekilde son dönemde taban genişliyorsa bu sefer de arkadaşlar son dönemlerde doğum oranlarında artışın olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Ödevleri yapmayı mutlaka unutmayın. Karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.